Azerbaycanlı uzmanlar mutabakatın uygulamaya konulması durumunda bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanacağı, tüm tarafların ekonomik fayda elde edeceği, bunun için Ermenistan'ın işgalci politikalarından vazgeçmesi gerektiğini belirtiyor. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin Moskova'da gerçekleştirdiği üçlü toplantıda bölgenin ekonomi ve ulaşım bağlantılarının canlandırılacağı teyit edildi. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da elde ettiği zafer sonrasında 10 Kasım 2020'de Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirideki tüm ulaşım hatlarının açılması maddesi liderlerin dün gerçekleştirdiği toplantıda detaylandırıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gerçekleştirdiği toplantıda üç devletin başbakan yardımcılarından oluşan ortak çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Azerbaycan ve Ermenistan'ın ilk kez karşılıklı yer alacağı bir format olan çalışma grubu ilk toplantısını 30 Ocak'a kadar gerçekleştirecek. Çalışma grubu 1 Mart'tan önce Azerbaycan ve Ermenistan topraklarından geçecek yeni tanışmacılık hattının inşaatı ile ilgili faaliyet programını devlet başkanlarına sunacak. Azerbaycan Anakarası ile Nahçıvan Özek Cumhuriyeti arasında Ermenistan üzerinden sağlanacak yeni ulaştırma hattının yapımı çalışma grubunun üzerinde duracağı konuların başında gelecek. Bu hat kurulduktan sonra Azerbaycan 30 yılın ardından Ermenistan üzerinden hem kara hem de demir yoluyla Nahçıvan'la bağlantı kuracak. Azerbaycan böylece Nahçıvan üzerinden Türkiye pazarına daha rahat erişebilecek. Bu hatla Türkiye ve Rusya arasında demir yolu bağlantısı da sağlanmış olacak. Mutabakat gereği Ermenistan'da Azerbaycan topraklarından Rusya ve İran'a kara ve demir yolu erişimine sahip olacak. Ermenistan bu şekilde ürünlerini Rusya ve İran pazarına daha hızlı ve kolay ulaştırabilecek. Projeler hayata geçerse tüm taraflar kazanacak. Azerbaycanlı uzmanlar 3 ülkenin elde ettiği mutabakatın uygulamaya konulması durumunda bölgede sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanacağı, tüm tarafların ekonomik fayda elde edeceği görüşünde hemfikir. Uzmanlara göre bunun için Ermenistan'ın işgalcilik politikasından vazgeçmesi ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıması gerekiyor. Azerbaycan Ekonomik Reformların Analizi ve İletişim Merkezi Başkanı Vüsal Kasımlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede ulaştırma hatlarının açılmasının taraf ülkelerinin ticaret hacimlerini arttıracağını söyledi. Kasımlı, Ermenistan'ın dış ticaretin yaklaşık %30'unu gerçekleştirdiği Rusya ile daha önce kullandığı Gürcistan üzerindeki yukarı Lars yoluna alternatif olarak Gümrü, Nahçıvan, Megri, Bakü ve İçevan, Kazah, Bakü olmakla iki hat daha elde edebileceğini belirtti. Ermenistan'ın Azerbaycan üzerinden geçen yollarla Rusya ile maliyet ve zaman açısından daha karlı bir iletişim gerçekleştireceğine dikkat çeken Kasımlı şöyle devam etti. Ermenistan'ın Azerbaycan üzerinden İran'la bağlantı kurması da Ermenistan için faydalı. Ermenistan ile İran arasında yeni demir yolu hattının çekilmesi yaklaşık 3 milyar dolar sermaye gerektiriyor. Hiçbir yatırımcı buna yanaşmıyor. Ermenistan, Nahçıvan üzerinden İran'a oradan ve Basra Körfezi'ne rahat çıkış elde etmiş olacak. Ermenistan, Türkiye üzerinden Karadeniz'e çıkış imkanı elde edebilir. Kasımlı, Azerbaycan'ın Ermenistan sınırına kadar yeni kara ve demir yolu hattı yapacağını, Kars'tan da Nahçıvan'a demir yolu projesinin gündem olduğunu belirterek, Ermenistan üzerinden geçecek ulaştırma hattının Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ticaret ve turizm ilişkilerinin büyümesine ortam sağlayacağını kaydetti. Bu projenin önünü Ermenistan yıllardır süren işgalcilik politikasının engellediğini dile getiren Kasımlı, Ermenistan devleti ve toplumun işgalcilik politikasının faydasız olduğunu anlayacaklarını umuyoruz. Azerbaycan ve Türkiye zaten bu projeleri yürütüyor. Ermenistan bu sürece katılırsa sadece fayda kazanacaktır diye konuştu. Kasım'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in gündeme getirdiği Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'ın yer alması öngörülen altılı platforma ilişkin şunları söyledi. Bu platformda sadece ulaştırma ve lojistik ilişkileri değil, elektrik enerjisi şebekelerinin entegre edilmesi de söz konusu. 6 ülke ortak elektrik şebekesi kurarsa Türkiye üzerinden Avrupa'ya ihraç etmek olanağı elde edebilir. Bu platform ekonomik ve ticari ilişkinin karşılıklı artmasına neden olur. Bölgede barış ve istikrarı sağlar. Barış ve istikrar olursa bölgeye sermaye gelir. Sermaye gelirse sürdürülebilir kalkınma elde edilebilir. Altılı platform oldukça cazip bir proje. Yeter ki Ermenistan toplumu buna hazır olsun, dedi. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.